Hanım beynin cebinden habersiz para alabilir mi? Yani habersiz ki para alabilir, ortak harcamalar yapabilirler ama habersiz alınması. Bu koca için de geçerli. Kocası hanımının cüzdanından, çantasından habersiz para alabilir mi? İkisini birlikte cevaplandırırsak. Ev idaresi, ev siyaseti herkeste farklı olabiliyor. Bir aileye sorarsan, bir ailede biz beraberiz, bunu sormasına gerek yok diyebilir. Başka bir aile, yok kardeşim, hanımım da olsa benim cebimden habersiz para alamaz gibi düşünebilir. Bu noktada eşlerin karşılıklı anlayışına bağlı. Eğer eşler bu noktada birbirlerine açık bir çek vermişlerse, açık kapı bırakmışlarsa almalarına bir mahsuru yok. Zaruri, özellikle eşi diyelim evde yok, zaruri de alışveriş yapması lazım. O zaman alabilir. Gerçi iletişim vasıtaları çok fazlalaştı. Artık telefonla şuna buna ulaşabilir ama. Eğer eşin bu noktada hassasiyeti varsa almamasında, aile huzuru bozulacaksa almamasında fayda var. Fakat insana saygı noktasında biz eşimizin çantasından, cüzdanından kesinlikle habersiz para almamamızda büyük faydalar var. Çünkü böyle bir alışkanlık yaptığımız zaman Allah korusun arkası gelebilir veya çocuklarımız bu aramızdaki o muhabbeti çok fark edemez ve Aynı şeyi çocuklar da bu sefer yapmaya yapmaya çalışır. başlar. Evet, başka yerlerine yapmaya çalışır bu sefer. Aile düzeni bozulur, Allah korusun. Mesela şöyle bir şey olabiliyor. İzinsiz para aldı diyelim. Bir misafir geliyor. Bir arkadaşı geliyor işte çocuğuyla. Adam bakıyor ki cebinden para eksilmiş. Halbuki hanım almış. Normalde hanımın aldığından haberi yok. Bu sefer diyor ki gelen herhalde misafirler aldı diyor. Çocuk aldı diyor. Hatta böyle duyduğumuz, şahit olduğumuz vakalar oldu. Suizana kapı açacak, suizana sebebiyet verecek. Kesinlikle herhangi bir işi yapmamada büyük faydalar var. Hüseyin Bey'i işten eve geliyor. Bakıyor hanım yok. Çocuklara soruyor. Anneniz nerede? Vallahi gitti. Nereye gitti? Altın günü mü varmış? Ne varmış? Oraya gitti. Bey de bunu ilk kez duymuş oluyor. Benim hiç haberim yok diyor kendi kendine. Nasıl olur bu diyor. Geldiğinde hesabını sorarım diyor. Hanımlar, hanımların altın günü toplantıları caiz mi? Burada da yine habersiz yapılanları söyleyelim. Evet. Dinimizin bu konuya bakışı. Hanım evden ayrılırken mutlaka beyinden izin alması lazım. İzinli çıkmasına fayda var. Bir hanımefendi altın gününe gidecekse her hafta izin almasına gerek yok. Bir defa mesela şu arkadaşlarımla biz gün yapıyoruz derse, her hafta yapıyoruz derse bir defa söylemesi yeterli. Her hafta çıkarken ben falan yere çıkıyorum demesine gerek yok. Fakat bazı erkekler, bazı aile reisleri bu usta hassasiyet gösterebiliyor. Böyle bir durumda da hanımefendi ne yapması lazım? Eşinden izin almasına fayda var. Eşinden izin alması onun bir eksikliği manasına gelmez hiçbir zaman. Bir yere gideceği zaman, bir toplantıya gideceği zaman yani evin haberdar olması, evin haberinin olması son derece sağlıklı ve o evlilik kurumunun temel işleyişi açısından da önemli bir konu. Dediğin doğru. Erkek de mutlaka gittiği yeri haberdar etmeli. Bazen oluyor ki telefon çekmiyor mesela. Hanımefendi ulaşamıyor. Olabilir. Bir vefat olabilir, hastalık olabilir anında. Ani bir şey olabilir. Böyle durumlarda erkeğin de nerede olduğundan haber olmasına büyük fayda var. Hatta adam şehir dışına çıkıyor. Ben hanımımı haber etmem. Böyle bir şey olabilir mi? Şehir dışına çıkmışsın sen. Ya bir söyle de ki ben falan yerdeyim. Falan yere gidiyorum. Bunu söylemeyen beyefendiler olabiliyor, erkekler olabiliyor. Bunu söylemeye gerek yok. Halbuki aile karşılıklı güven üzerine kurulu bir müessese. Bu Tam müesseseyi. konuya örnek düşecek bir olay aklıma geldi. Evet. Bir arkadaş sabah evden çıkıyor. Akşam tabii geleceğiz diye düşünüyor. Hanımı da aynı şekilde akşam bir eve gelecek normal şartlarda. Her zamanki gibi gelecek diye düşünüyor. Oysa ki öğleden sonrası için bir kamyon denk geliyor bir arkadaşı. Biniyorlar Mersin'e gidiyorlar. Mersin'den İzmir arıyorlar. Annesini telefona vermiş. Şaşırmış, şok yaşamış. Allah Allah. Onlar şu anda şeyde Mersin'de. Bizim bey sabah evden çıktı. Akşam eve gelecek diye bekliyoruz. Sesi Mersin'den geliyor. Orada bir şok yaşanmış. Kamyona biniyor, geliyor. Mersin'e gidiyor. 2-3 gün orada kalıyor. Daha sonra geri geliyor. Bunlar incelik. Aile kurumu cidden karşılıklı anlayışa, karşılıklı fedakarlığa, karşılıklı hoşgörüye dayalı bir kurum, bir müessese. Bunlar zamanla bu söylenmeyen şeyler, fevri hareketler zamanla aile huzurunu, aile sevgisinin azalmasına sebebiyet verebilir. Evlatlarımız da bundan kötü etkilenir. Bize nasıl görürlerse çocuklarımız, onlar da aile hayatında, evlilik hayatında bizi modellerler, bizim yapmış olduğumuz davranışlara göre hareket ederler. Bu noktada hassas olmada büyük faydalar var.